Büyük ölçüde yolunda kalan bir video oyunu uyarlaması. Video oyunu uyarlamaları yıllar içinde genel olarak kötü bir şöhrete sahip oldu. Ancak kalıpları kıran birkaçı da oldu. Assassin's Creed filmi fena değildi ve 2018'in Tomb Raider'ı iyiydi. Çünkü kendi türündekilerin aksine kaynak materyale saygılı olma yönünde bazı girişimler vardı. Kötü video oyunu filmleri söz konusu olduğunda sorun genellikle video oyunu hayranlarını ve sinema izleyicilerini memnun etmekten çok para kazanmakla ilgilenen stüdyolarda yatmaktadır. Oyuna dayalı bir filmin yalnızca fikri mülkiyet nedeniyle satılacağı varsayımı var gibi görünüyor. Ne yazık ki, bu durum çoğu zaman böyle oluyor çünkü stüdyolar, en sevdiğimiz video oyunlarının beyaz perdede başarılı bir şekilde hayata geçirileceği umuduyla, zorluklarla kazandığımız parayı sinema biletleri yerine harcayan bizlerden çok para kazanıyor. Örneğin Resident Evil filmleri, berbat olmalarına ve temel aldıkları oyunlara pek benzememelerine rağmen çok iyi iş çıkardı. Ve Angelina Jolie'nin Sönük Lara Croft filmleri de gişede hatırı sayılır miktarda para kazandırdı. Peki Uncharted'da ne olacak? Bu, popüler bir video oyunu serisine dayanan başka bir film ve ekrana giden zorlu yola rağmen, Naughty Dogs PlayStation oyunlarının hayranları tarafından büyük bir beklenti oluştu. Kötü olmadığını söylemekten mutluyum. Uncharted, oyunların bir ön bölümü olarak oynanıyor ancak bu karakterleri doğrudan kontrol etmek için bir joypad kullanan herkesin aşina olacağı anlar içeriyor. Örneğin, açılış kargo uçağı sahnesi büyük ölçüde Uncharted 3 video oyunundaki benzer bir sahneden ilham alıyor ve serinin herhangi bir oyununun hayranlarını memnun etmeye yetecek kadar paskalya yumurtası var. Elbette eğer oyunları hiç oynamadıysanız, biraz arka hikayeye ihtiyacınız olabilir. Neyse ki film, iki ana karakter Nathan Drake, Tom Holland ve Victor, Sally Sullivan, Mark Wahlberg arasındaki dostluğun kökenlerini açıkladığı için bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Oyunlarda her iki karakter de macera ve kayıp hazine arayışı içinde dünyayı keşfediyor ve aynı şey burada da geçerli. Ancak filmde ilişkileri biraz gergin, çünkü hala birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Film duyurulduğunda Holland ve Wahlberg'in video oyunu emsallerinden çok daha genç olması nedeniyle filmde yer almasıyla ilgili bazı şikayetler vardı. Bununla birlikte, film bir ön bölüm olduğu için yaşları pek önemli değil, bu nedenle filmin devamı olması durumunda yaşlanıp rollere bürünmeleri için zamanları var. Ve dürüst olmak gerekirse, her iki oyuncu da rollerini inandırıcı bir şekilde oynuyor, bu yüzden oyun hayranlarının endişelenmesine gerek yok. Yine de filmin keyfini çıkarmak için oyunları oynamanıza gerek yok. National Treasure ve Indiana Jones filmlerinin damarlarında dünyayı dolaşan bir macera ve türün hayranları için yeterince aksiyon sahnesi, bulmaca anları ve gizli gizemler var. Holland, Drake rolünde aslında mükemmel bir oyuncu seçimi çünkü filmin bazı kovalamaca sahnelerini oluşturan parkur hareketlerini gerçekleştirecek akrobatik yeteneklere sahip. İster duvarların üzerinden atlıyor, ister yüzlerce metre yükseklikteki sandıkların üzerinden atlıyor olsun Diğer aksiyon kahramanı örümcek adamı oynamak için neden ideal bir seçim olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kendisiyle Wolberg arasında, başlangıçta güvenilmez olan ilişkilerine bizi inandırmaya yetecek kadar kimya var ve ileri geri şakalaşmaları gerçekten oldukça eğlenceli. Konu açısından film, Tarihi bir keşif gezisinin antik gemileri arasında saklandığı söylenen bir hazine olan Magellan'ın kayıp altınını bulma arayışını detaylandırıyor. Bu, onları Berlin'in yeraltı mezarlarından Barcelona'nın çatılarına götüren, avizeleri sallamak ve arada uçakları asmak için yeterli zamanları olan bir arayış. Yol boyunca oyun hayranlarının da tanıyacağı başka bir hazine avcısı Klo Sullivan, Sofia Ali, ile tanışırlar. Ayrıca filmin kötü adamlarını oynayan Antonio Banderas ve Tati Gabriel var, ancak motifleri ince çizilmiş olduğundan hiçbir zaman pek bir etki yaratmıyorlar. Venom yönetmeni Rubin Fleischer aksiyon sahnelerini, özellikle de Drake ve Sally'nin havadan korsan gemisi kovalamacası sırasında düşmanlarıyla savaştığı son sahneyi iyi yönetiyor. Hikaye iki yüzlülükler ve entrikalarla aşırı karmaşık hale gelmekle tehdit etse bile, tonu eğlenceli ve hafif tutmayı başarıyor. Kendi adına, hem oyunun hayranlarını hem de seriye aşina olmayanları memnun edecek bir film yaptı, her ne kadar Romancing the Stone ve Raiders of the Lost Ark gibi türün klasiklerinin zirvesine asla ulaşamasa da, film mükemmel olmasa da eğlenceli. Ve yıllardır geliştirme cehenneminde olduğu gerçeği göz önüne alındığında, olabileceğinden çok daha iyi. Kesinlikle diğer birçok video oyunu filminden daha başarılı, bunun nedeni büyük ölçüde yönetmenin orijinal kaynak materyale saygılı olması. Bu nedenle Uncharted önerilebilir. Çünkü bir kere olsun bir video oyunu uyarlaması için oyun bitmedi.